Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Şimdi bugün gündem herhalde tek madde üzerinde şekillenir. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu kim? Bir insan hakları savunucusu. Nereden geliyor? İslamcı bir kökene sahip. Mazlum derin, yani insan hakları ve mazlumlar derneğinin kısaltılmış adı. Mazlum Derin, Kocaeli Şube Başkanı, daha sonra da Mazlum Derin Genel Başkanlığını yapan, İslami çevrelerin yakından tanıdığı, bir demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, insan hak ve özgürlükleri için ömrünü tüketen bir siyasetçi. Kendisi HDP'de politika yapmaya başlamış ve milletvekilliği seçilmiş 2018 seçimlerinde. Kocaeli'den, yani İzmit'ten milletvekili seçilmiş bir siyasetçi aynı zamanda. Bir hekim, yani bir tıp doktoru kendisi. Bugün mecliste AKP'nin istemesiyle iktidarın dayatması ve baskısı sonucu Yargıtay'da cezası apar topar onandıktan hemen sonra karar getirildi. Mecliste okutuldu, yani fezleke. Karar özeti ya da suç özeti demektir. Özet karar getirildi, mecliste okutuldu ve milletvekilliği düşürüldü. Ve aynı gün bugün HDP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açtı. Şimdi bunun nedenleri üzerinde durmak lazım. Bir, bu bir despotizmdir. Bir otokrasiyle yönetildiği Türkiye'nin açıktır. Artık bir azınlık yönetimi, yani oligarşik bir iktidar olan AKP yönetiminin Türkiye'yi daha baskıcı ve totaliter bir rejime sürükleme kararının somut bir ifadesidir. AKP-MHP koalisyonu Türkiye'nin bir demokrasi testinden geçtiğini düşünüyorum. Daha totaliter, daha baskıcı, daha otokratik bir rejime doğru sürüklediğinin açık bir ifadesidir. Bir başka özelliği de şudur bu kararın, bana göre. İslamcı kökenli olan, yani AKP, Saadet Partisi ya da siyasal İslamcı bazı çevrelerde yer alan isimlerin daha sonra AKP'nin karşısına demokratik bir kimlikle çıkması, yani gerçekten bir değişim ve ilerleme geçirmesi, demokratik hak ve özgürlüklerden yana, halk iradesinden yana, yani milli irade diye ifade edilen halk iradesinden yana, Cumhuriyet'in temel değerleriyle çatışmayan bir çizgiye gelmeleri halinde buna karşı büyük bir tahammülsüzlük içinde oldukları anlaşılıyor. Daha büyük bir hınçla, kinle ve intikam öfkesiyle böyle isimlere, yani bunlar politikacı olabilir, gazeteci olabilir, bir sivil toplum örgütü temsilcisi ya da yöneticisi olabilir. Her nerede ve nasıl ve hangi görevi yapıyorsa yapsın, onlara karşı büyük bir kin ve intikam duygusuyla saldırdıklarını gösteren önemli işaretlerden biri. Ben HDP hakkında açılan kapatma davasında ki 9 milletvekilinin daha milletvekilliğinin düşürülmesi için girişim başlatmış durumdalar. Eğer HDP kapatılırsa bütün milletvekillerine, HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu'na, Merkez Karar Kurulu'na, eğer varsa onlardaki adı parti meclisi zannediyorum, il ve ilçe yöneticilerinin tamamına siyaset yasağı konuyor bir parti kapatılırsa. Ben böyle bir kararın alınması halinde, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin açtığı karar da hızla tekabül ettirilebilir, ilerletilebilir ve sonuç alınabilir. Birinci amacım, zamanında, yani 2023'te ya da daha önce yapılacak bir seçime HDP'siz girmeyi hesapladığını, bu hesabın ardında Kürt yurttaşlarımızın oylarının bir kısmını alma düşüncesinin yattığını düşünüyorum. Fakat bu alanda büyük bir yanılgı yaşadıkları açık. Diğer amacın Millet İttifakı'nı dinamitlemek olduğunu düşünüyorum. Özellikle İyi Parti'yi tereddüte düşürecek, İyi Parti'nin açıkça tavır almasını engelleyecek bir girişimin, yani içinde olduklarını varsayıyorlar. Yani İyi Parti HDP'nin kapatılmasını açıkça tavır almaz ve buna itiraz etmez diye düşünüyorlar.
Bu ne diyelim, öngörülerinde çok yanıldıkları da söylenemez. Yani şu saate kadar İyi Parti bu konuda hala sessiz. Hem Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinde hem de HDP hakkında açılan kapatma davası konusunda sessiz. Ama işte Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi partiler milletvekilliğinin düşürülmesine de Gergerlioğlu'nun HDP'nin hakkında kapatılma davası açılmasına da karşı olduklarını belirtmişler. Saruhan Oluç, Tele1'in canlı yayınında haberlerde söyledi. Ali Babacan aramış, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin çok tehlikeli, çok vahim sonuçlar yaratacağını söylemiş ve HDP hakkında açılan kapatma davasına da karşı olduklarını belirtmiş. Arayarak belirtmiş. Dolayısıyla AKP-MHP koalisyonu, ittifakı böyle bir hesap yapıyor diye düşünüyorum. Ama her ikisinde de yanıldıkları kanısındayım. Bir, Kürt yurttaşlarımızın hiçbir koşulda CHP'ye oy vermeyecekleri varsayımı son derece yanlıştır. Bu doğru değildir. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Antalya'da, Adana'da yapılan yerel seçimler bunun tam tersini ortaya koydu. Bir kere bunu unutmayın. Hem HDP'yi kapatıp hem de Kürt seçmenlerinin oylarının AKP'ye geleceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Bunun böyle olmayacağı açıktır. Türkiye 10 yıl önceki, 20 yıl önceki Türkiye değildir. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı HDP kadar CHP'nin de mecliste etkili bir mücadele verdiğini görmek ve unutmamak lazım. Bizim canlı yayınlarımıza katılan milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden Engin Altay bu tutumu çok açık bir biçimde ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkan vekilleri hem Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine hem de HDP'nin hakkında açılan kapatma davasına karşı ilkesel bir tutum takındılar. Yani bu sadece HDP ve Sosyalist Sol'un, Türkiye İşçi Partisi gibi mecliste de temsil edilen Sosyalist Sol'un karşı çıkacağı bir karar, bir girişim, bir tutum değildir. Türkiye'de bu bir demokrasi testidir. Kimler bu partinin kapatılmasına, HDP'nin kapatılmasına karşı, kimler onu destekliyor? Kimler Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı, kimler onu destekliyor? Bu ayrım Türkiye'nin geleceğini de belirleyecek bir ayrımdır. Gergerlioğlu'nun hakkında verilen hükmün gerekçesine bakıldığı zaman bu çok iyi anlaşılır. Bakın T24 adlı bir haber portalında, internet sitesinde yayınlanan bir haberin sosyal medya paylaşımını retweet etmiş. Yani o haberin okunmasına dikkat çekmiş. Haberi kendisi yazmış değil. Yazı kendisine ait değil. T24 adlı bir internet sitesi. Bilinir. Bu dünyayı, medyayı bilenler herkes bilir. Önemli internet sitelerinden biridir. Haber sitelerinden biridir. İlgili haber hakkında herhangi bir soruşturma açılmış değil. Erişim engeli de yok. Söz konusu site bu haberini paylaşmış. Gergerlioğlu da bunu retweet etmiş. Yani yeniden paylaşmış. Bu nedenle terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl 10 ay hapis cezası veriliyor. Ve apar topar bu onaylanıyor ve meclis başkanlığına gönderiliyor. O kadar büyük bir aceleyle bu yapılıyor ki. İşte bu AKP iktidarının antidemokratik bir saldırıyı başlattığını ve Türkiye'yi daha baskıcı bir rejime doğru sürüklediğini gösteriyor diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Biraz uzattım, kusura bakmayın lütfen. Ya aman rica ederim. Gayet şey doğru. Şimdi değerli izleyiciler, bu Mustafa, Türkiye'yi terk eden Profesör Mustafa Öztürk bugünü tarif etmiş galiba. Yani tabii bugünü tarif etmiyor. Bir süreci tarif ediyor ve bu sürecin sonunda Türkiye'nin geldiği yeri tarif ediyor ama ben bugün olan olayları size bir özetlediğim zaman hepsini birlikte, bu Mustafa Öztürk'ün Almanya'ya giderken tarif ettiği Türkiye'nin içinde yaşadığımı hissediyorum. Mustafa Öztürk giderken demişti ki, sizi yerli ve milli tımarhanede ruh sağlığınızı korumanızı diliyorum diyerek gitmişti. Yerli ve milli tımarhane demişti Türkiye'ye. Şimdi ben
Yani bu zata yapılan büyük haksızlıkları, din üzerinden yapılan büyük saldırıları, büyük hukuksuzlukları, haksızlıkları filan bildiğim için bu tepkisini doğrusu çok kişisel olarak almıştım. Fakat pek öyle kişisel gibi görünmüyor. Şimdi bakın, bu yerli ve milli tımarhane lafı Mustafa Öztürk'ün nasıl gerekçelendirilebilir? Ben çok dikkatle bugünkü olayları ve çok büyük bir tedirginlikle izledim. Onun da sebebini hemen söyleyeyim. Değerli izleyiciler, mevcut iktidar oy kaybettiğini gördüğü için seçimlerden önce peş peşe ard arda bir takım reformlar, bir takım atılımlar sıralıyor. Şimdi bu sıraladığı reformları, bu sıraladığı atılımları, bu sıraladığı atılımlarda ve reformlarda neler vaat ettiğini ve neleri yaptığına baktığımız zaman tüylerim diken diken oldu benim. Tüylerim diken diken oldu. Yani seni çok seviyorum deyip böğründen bıçaklamak falan gibi bir şey. Bakın hatırlatayım. Ya, dehşet verici bir şey. İlk açıkladığı eylem planı neydi? İnsan hakları eylem planıydı. İnsan hakları eylem planı değil mi? Ne yaptı bugün? Bugün insan hakları savunucusu olan bir milletvekilini meclis başkanının sahip çıkmaması, meclisin manevi şahsiyetini ve milletvekilliğini korumaması sonunda bir Türk hukukuna getirilmiş olan Anayasa Mahkemesi'nin o hukukun bir parçası olma özelliğini reddederek, yok sayarak kararı okuttu ve milletvekilliğini düşürdü. Şimdi önce bunu söyleyelim. Şimdi değerli izleyiciler, şimdiye kadar bütün davalardaki son sözü Yargıtay söylüyordu. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi filan da bu olup bitenlere karşı bir gene başvuru yeriydi. Yani anayasaya aykırı mı değil mi, işte evrensel insan hakları sözleşmesine aykırı mı değil mi filan diye. Fakat sonradan bu iktidarın yine göğsünü gere gere ilan ettiği, aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişi durdurmak için yaptığı, ama bunu hiç söylemeden, yani biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişi durdurmak için yapıyoruz bunu demeden, biz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanıyoruz diye göğsünü gere gere insan haklarını geliştiriyoruz filan dediği bir değişiklikle Anayasa Mahkemesi'ni yargılama sürecinin en üst kademesinin bir organı olarak tarif etti. Yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanıdığı anda hukuk sistemi, Türk hukuk sistemi, Türk anayasası, ki anayasa hükmü bu, birdenbire Türk hukukundaki yargılama sisteminin en üst merciği Anayasa Mahkemesi oluyor. Dolayısıyla çok sayın meclis başkanının, çok sayın meclisimizin bütün itibarını maalesef yerle bir etme bahasına bu yargılama süreci bitmeden bir saygın üyesini Yargıtay'da verilen bir kararı okutarak dışlaması ve milletvekilliğini düşürmesi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, hem Anayasa Mahkemesi adına, hem anayasa adına, hem de bu iktidar adına fevkalade hüzün verici. Hocam, Enis Berberoğlu olayında da aynı şeyi yaptılar ve geri döndü süreç. Ben geleceğim, geleceğim sırayla. Sırayla. Üstelik bu yaptığı yanlışı bundan önce de yapmıştı Enis Berberoğlu olayında. Gene biz burada bunları söylemiştik. Gene kulak asmamışlardı. Anayasa Mahkemesi ikinci defa Berberoğlu için aynı kararı verince mecburen Berberoğlu'nun milletvekilliğini iade ettiler. Yani bile bile tam müden, bütün uyarılara rağmen yanlışın kendilerine anlatılmasına ve o yanlıştan zorla da olsa geri dönmüş olmalarına rağmen aynı yanlışı tekrarlıyorlar. Bu kabul edilir gibi bir şey değil. Ne zaman tekrarlıyorlar? Asıl onu söyleyeyim. İnsan hakları eylem planının ilanından çok kısa bir süre sonra. Yani ayrıca
Ayrıca Yergerlioğlu'nun biraz evvel Sayın Yanardağ'ın açıkça söyledi. Yergerlioğlu'nun hakkındaki karara baktığınızda öyle bir karşı oy yazısı var ki yenilir yutulur gibi değil. Ve asıl hukuku savunan, anlatan bir karşı oy yazısı. Bunlar hep tarihe geçiyor tabii. Şimdi benim üstünde durmak istediğim şey insan hakları eylem planı diyor. Yergerlioğlu'nun haksız ve hukuksuz olarak milletvekilliğini düşürüyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Demokrasi reformu değil mi? Adalet reformu değil mi? Aynı gün HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açıyor. Şimdi yarı şaka yarı ciddi, müsamahalı bir bakan, müsamahalı bir milletvekili izlenimi verdiği için kendisine biraz takılayım. Ey Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı, siz AKP'nin kapatılma davasına karşı Anayasa Mahkemesi'ndeki savunmayı siz yazmadınız mı? Ey Cemil Çiçek, o güzel kitabınızı sağa sola dağıtmadınız mı? Ey Cemil Çiçek, şimdi o kitabın altına imza atan bir hukukçu kimliğiyle eski meclis başkanı, Adalet Bakanı vesaire bir saygın kimliğini korumaya çalışan bir milletvekili olarak hüzün duymuyor musunuz bugünkü AKP'nin kapatılma davasını savunan, karşı çıkarak o davada savunma yapan bir uzman olarak bu HDP'nin kapatılma davasını? Şimdi toparlıyorum Sayın Yanardağ. Başka çok rahatsız edici bir gerçeğe işaret edeceğim. İnsan hakları eylem planını ilan ettiler. Arkadan Gergerlioğlu olayı ve HDP'nin kapatılma olayı. Tam ters. Yani ben çok seni seviyorum. Al böğrüne bıçak. İki. Dehşet verici bir şey. Ekonomi reform planı açıkladılar değil mi? Ekonomi reformu. Uçacağız. Ekonomi şahlanacak. Efendim, yatırımcıya güvence, yabancı sermayeye güvence. Değil mi? Evet. Esnafımıza da destek veriyoruz pandemi döneminde. Sonuç? İnanamadım. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyorum. Aklım, Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol diyorum. Kuyumcuların her birinden yarım kilo altın salması. Ekonomik reform. Bu ne biçim ekonomiyi şahlandırma, ne biçim ekonomiyi uçurma, inanılmaz bir şey. Yani reform dediği her alanda bir bıçak daha saplıyor. Şimdi üçüncüsü, hayvan hakları yasasını getiriyorlar. Allah bilir hayvan, yani bilmiyorum onlara ne gibi kötülük yapacaklar. Yani belki de hayvanat bahçeleri sahiplerine destek filan verecekler hayvanları. Efendim orada işte kafeslemeleri ve insanlara teşhir etmeleri için. Veya işte tekrar atlı arabaların trafiğe çıkmasına izin filan verecekler. Dehşet bir, yani ne reformu, ne iyileşti. Ve bütün bunları asıl beni dehşete düşüren, şaşırtan, onun için tımarhane dedi diye işte bu Türkiye'den giden Mustafa Öztürk profesör dikkatinizi çektim. Ne söylüyorsa tam tersini yapıyor. Fakat bu söylediği şeyleri de oy kaybını önlemek için söylüyor. Yani ey seçmen, benden yüz çevirmeyin. Bak ben ne güzel şeyler yapıyorum diyor. Hemen arkasından söylediğinin tam tersini yapıyor. Evet. Yani Allah hayvanları korusun diyeyim. Çünkü hayvan hakları yasasında getiriyorlar. Efendim ben de uzattım. Kusura bakmayınız. Buyurunuz. Rica ederim hocam. Şimdi Gergerlioğlu'nun yani biyografisine bile bakıldığı zaman değerli seyirciler, durum çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi tekrar etmiştim, tıp doktoru. Evet, tıp fakültesini bitirmiş ve hekimlik yapıyor. Gergerlioğlu bir de devlet memurluğundan atılmış insan haklarını savunduğu için. Nasıl acımasız, nasıl hoyrat, nasıl kıyıcı olduklarını mevcut iktidarının kendisinden olmayan herkese karşı, özellikle kendi içlerinden çıkanlar varsa, kendi içlerinden çıkmış ve kendilerine karşı tavır alıyorsa, insan hak ve özgürlüklerinden yanaysa, cumhuriyetten yanaysa, demokrasiden yanaysa, nasıl o kişilere karşı acımasız olduklarını ortaya koyan örneklerden biri. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu devlet memurluğundan atmışlar. Yani bir devlet hastanesinde çalışırken, Mazlum Der'in genel başkanı, Mazlum Der'i niye kurdukları belli.
Yani zannettiler ki mazlum der sadece işte türban hakları için mücadele edecek. Asıl amaç oydu. Bu kadar dar bir tanımlama içinde, yani Cumhuriyet karşıtı, işte Atatürk karşıtı, ne kadar talep varsa bunları insan hakları savunuculuğu dolayımıyla gündeme getirmek üzere kurduklarını zannettiler. Fakat o alana bir kere girdiğiniz zaman suç sicili o kadar derin ki buna kayıtsız kalınamazdı. Gergerlioğlu'nu bir demokrasi ve insan hakları savunucusu haline getiren ve İslamcı hareketten koparan şey AKP hükümetinin demokrasi sicilidir. Vicdanı olan hiç kimsenin karşı çıkmadan yapamayacağı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tıpkı daha sonra ağaç kökü yesinler dedikleri gibi Gergerlioğlu'nun işini, yani devlet memurluğunu, yani görev yaptığı hastaneden atarak elinden almışlar. Bakıyorsunuz, bir insan hakları savunuculuğu, en önemli kimliği bu. Cezaevlerinde çıplak arama konusunu meclis gündemine getiren milletvekili. Hani Özlem Zengin dedi ya, onlar iffetsiz, ya yani onlar onurlu ve iffetliyse eğer bir sene beklememeleri gerekirdi, yalan söylüyorlar diye. Onlar kendilerine giden milletvekillerini söylediler zaten nasıl arandıklarını. Arandıkları zaman ona karşı da koydular. Ama onların sesini duyan olmadı. Çünkü onların sesini ifade edecek medya bırakmadınız. O nedenle Tele1 gibi televizyonların üzerine bu kadar yoğun bir şekilde geliyorlar. O nedenle Tele1'e ceza kesiyorlar, hakkında mali soruşturma açıyorlar, vergi araştırması yapıyorlar vesaire. Rütük üst üste cezalar kesiyor. Benim mahkemelere gittiğim, yani gittiğim dava sayısı belli değil. Artık ben takip etmiyorum, avukat arkadaşlarımız takip ediyor. Aman birini atlamayalım diye. Dikkatle artık cep telefonuyla iletiyorlar zaten. Yani telefon mesajıyla iletiyorlar. Cep telefonunuza mesaj geliyor. Yani şu mahkemede şu gün duruşmanız var, şu mahkemede şu gün sizin vekalet ücretiniz yatırılmış işte. Ya da şu mahkemede sanık olarak yargılanmaya başladınız diye artık benim cep telefonuma mesajlar geliyor. Kendi kıytırık televizyonların, kıytırık televizyonlarını izleyen kimse yok. O kıytırık televizyonları, kıytırık rafını özellikle kullanıyorum. Bu bir mesajdır. Gideceği yere gidecektir. Onları izleyen falan yok. Eğer biz olmasak, Tele1 televizyonu olmasa o sesi duyacak kimse olmayacaktı zaten. Gergerlioğlu bunlardan biri. Ve inanıyorum ve biliyorum ki Gergerlioğlu hala inançlı bir Müslüman. Fakat vicdanlı bir Müslüman. Olması gerektiği gibi. Vicdanlı bir insan. Vicdanlı bir yurttaş ve vicdanlı bir siyasetçi. Farkı bu. AKP vicdanları karartmaya çalışıyor, AKP iktidarı. Bütün bu hak ihlallerine karşı sessiz kalalım istiyorlar. Gözümüzü yumalım istiyorlar. Bu mücadeleyi yürütmeyelim istiyorlar. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin sebebi bu. Şimdi bakıyorsunuz kimliğine. Şanlıurfalı kendisi. 1980'de Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiriyor. Yani Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi denince herkes açık öğretim fakültesini anlıyor. Açık öğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi'ne bağlı fakültelerden sadece biridir. Çok iyi. Başka bir sürü fakülteleri vardır. Bunlardan biri de tıp fakültesidir. Mühendislik fakülteleri ayrılıp Orhan Gazi Üniversitesi kuruldu. Bir teknik üniversite kuruldu. Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun. 2000 yılında uzman doktor olarak göreve başlamış. Böyle giden son derece başarılı, mütevazı bir biyografisi var. Sonra çeşitli dönemlerde hak ihlallerini Mazlum Der Şube Başkanı iken Kocaeli'nde raporlaştırıp mecliste milletvekillerini iletmiş. Başlangıçta ilettiği milletvekilleri kim biliyor musunuz? AKP'li milletvekilleri, değerli seyirciler. Önce AKP'li milletvekillerini iletmiş. Yani felsefi yakınlığı dolayısıyla. 2017'ye kadar Mazlum Der'in Kocaeli Şube Başkanı, 2017'den sonra genel başkanlığını yapıyor. Yurt içi ve yurt dışında insan hakları ve demokratikleşme konulu birçok konferansa katılıyor. Sempozyumda yer alıyor. Ve 2018'de de
HDP'den milletvekili seçiliyor. Ama daha önce kanun hükmündeki bir kararname ile FETÖ'cülerle aynı torbaya konulup memuriyetten atılıyor. Bu biyografi bile başlı başına AKP hükümetinin nasıl bir siyasal sicile, nasıl bir demokrasi siciline sahip olduğunu ortaya koyacak. Bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi. Hemen size veriyorum hocam. Doğu Demirtaş ve Selahattin Can tutuklanan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydi. Bugün duruşmaları vardı ve serbest bırakıldılar. Peki niye tutukladınız ya? İlahlar kurban istediği için tutuklandılar. Başka bir nedeni yok. O kadar büyük bir yaygara koparıldı ki. Demokratik bir öğrenci ve akademisyen direnişi adeta terör eylemi olarak nitelendirildi. Hatta adetayı geri çekelim. Doğrudan terör eylemi olmakta suçlandı. Bunun için bir kurban gerekiyordu. İki öğrenciyi tutukladılar ve bugün serbest bıraktılar. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. İlahlar kurban istedi diye mahkeme aralarından birkaç kişiyi tutuklamak gerektiğini söylüyor. Ben sizlere iddianameden bir bölüm okuyacağım. Bu laik ve demokratik bir ülkede medeni hukuka da, ceza hukukuna da, Roma hukukuna da, mecelle hukukuna da aykırıdır. Bu iddianame. Bu iddianameyi düzenleyen savcı hakkında laiklik karşıtı bir fiil içinde olduğuna dair dava, soruşturma açılmalıdır bana göre. Ona da değineceğim. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii bugün olan olayları bu tımarhane tanımına Sayın Mustafa Öztürk'ün yerli ve milli tımarhanede Allah size ruh sağlığı versin sözünden hareketle yapmaya çalıştığım çözümlemeye, analize ek olarak bugün olan olayları sıralayacaktım. Siz tabii haklı olarak Boğaziçi olayına da derhal değindiniz. Aynı anda Boğaziçi olayıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mahkum olduğu bir dava var. Ve Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine göre bilirkişi raporlarına dikkat edilmiyor, tanıkları dinlenmiyor ve kafadan İmamoğlu hakaret suçundan mahkum ediliyor. Şu kadar gün karşılığı, şu kadar liraya. Aynı şey bana da yapıldı. Adını bile anmadığım, hadi artık adını söyleyeyim. Adını bile anmadığım bu arkadaşların fikir babası, ideoloji babası sayılan bir zatın adını bile anmadığım bir makalemden dolayı o zata hakaret etmekten dolayı beni de mahkum ettiler. Ben tabii başkalarının haklarını savunduğum için bunu büyük bir olay haline getirmedim. Burada bile bir cumhuriyet yazarı mahkum oldu diye kendi mahkumiyetimi dile getirdim. Bana yakışmaz diye düşündüm ama yani bilemiyorum artık bu olup bitenler karşısında onu da yani neyse. Bu ceza şimdi, size yakışır ama hocam. Bunlar onur belgesi olacak. Bunlar bir onur belgesi olacak. Evet, yani bu zat bir defa dönek, yani CHP yandaşı iken faşistçe şeyler atmış. Bu cumhuriyet karşıtı mürtecilerin yeşil kanını akıtmalı falan diye böyle gayet yani kanlı faşizme savunmuş Atatürk karşıtları, cumhuriyet karşıtları diye. Sonra para istemiş, para vermemişler. Sonra Demokrat Parti'ye dönmüş, yani dönek olduğu belli. Derken işte kumarbaz, kumarhanelerde basılıyor. Ayyaş, meyhanelerde basılıyor. Para istiyor, parayla yazı yazıyor. Kalemini ben söylemiyorum, kendi anılarında anlatıyor. Menderes'in müsteşarından para istiyor. Hem parayı az buluyor hem kendisine kötü muamele edildiğini falan söylüyor. Falan böyle bir zatı işte bu ikon muamelesi, böyle büyük insan, işte ideal yarı tanrı muamelesi. Üstad falan diyorlar. Ona ilişkin bir cehaletin örgütlenmesi diye bir yazı yazdım. Sonunda da adını vermeden, yani böyle nitelikleri olan bir insana da işte böyle bir ikon muamelesi yapıyorlar dedim. Tak diye gene bir Twitter mesajından dolayı, o da benim atmadığım bir arkadaşın, ya sen bilmem kimi anlatmışsın falan dediği bir mesajdan dolayı şak diye mahkum ettiler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na da yapılan şey bu. Allah'tan Boğaziçi Üniversitesi çocuklarını bırakmışlar.
Ona çok sevindim. Ama aynı anda olan şeyler bu. Şimdi bunu toparlarken demin iktidarın hangi eylem, hangi reform planını topluma anlattıysa tam tersini yaptığını ve bunun dehşet verici bir şey olduğunu söylemiştim. Şimdi başka bir şey hatırlatacağım. İki şey var. Bakın bugünkü olaylarda iktidarla ilgili iki tane olay. Hemen çok kısa keseceğim. Hemen sevgili Yanardağ söyleyip geçeceğim. Bir, şimdiye kadar kendisine yapılan bütün destekleri, bütün yardımları, bütün demokratik destekleri yok sayıyor. Ya bugünkü Cumhurbaşkanı o makamında nasıl oturuyor? O başbakanlığa nasıl geldi? Yasaklanmış bir politikacıyken CHP'nin, yani şu anda CHP zihniyeti tezektir filan dediği partinin desteğiyle yapılan anayasa değişikliğiyle, yasa değişikliğiyle, yenilenen seçimlerle geldi. Çok sayıyor, hiç. Yani kendisinin kapatılma davasında tek oyla kurtuldu kapatılmaktan ve kapatılmaya karşı kitaplar yayınlandı. İşte demin söylediğim Sayın Cemil Çiçek'in kitabı gibi, onu da yok sayıyor. Yani bütün geçmişindeki demokratik kazanımlarını üstüne sünger çekiyor. Hiç bunları yapılmamış sayıyor ve buldozerle gidiyor, tankla gidiyor bütün muhaliflerinin ve beğenmediği görüşleri. Bu bir. İki, iki daha da dehşet verici bir şey. Hangi tarafta bir şey yapmaya çalışıyorsa aşırıya gidiyor. Yani Kürt sorununu çözmek için terör örgütüyle masaya oturuyor gizlice. Oturuyorsun diyoruz, oturuyor diyor, şerefsizdir diye saldırıyor. Ondan sonra ortaya çıkıyor oturduğu, işte biz oturmadık, devlet oturdu diyor. Sonra da ben emir verdim diyor filan. Ondan sonra bırakın terör örgütünü, Kürtlerin siyasal partisi olarak tanınan ama şimdi Türkiye'yi tümüyle kucaklayan, Türkiye'nin demokrasi sorunlarına sahip çıkan, ezilmişlere sahip çıkan bir partiyi siyaset sahnesinden silmeye çalışıyor. Ya o da yanlıştı. Terör örgütüyle gizlice oturma dedik şeye, masaya. Bu da yanlış. Burada meşru siyaset yapan partiyi kapatırsan bu sadece teröre hizmet olur. Yani ne biçim bir sallanma bu böyle, bir oraya bir buraya. Dehşet verici bir durum. Aynen öyle hocam. Şimdi iddianameden değerli seyirciler sıkı durun, bir bölüm okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hakkında, 7 öğrenci hakkında açılan terör örgütü propagandası, işte kamu düzenini bozma iddiasını neye dayandırmış Sayın Savcı? Bir resimden söz ediliyor biliyorsunuz. Yani Anadolu'da da birçok evde de, büyük şehirlerde de var. İnsanlar hani Kabe'nin bulunduğu bir seccade niteliğinde, ondan daha büyük bir kilim asarlar duvarlara. Kabe resmi vardır, başka figürler vardır, kutsal sayılan figürler, geleneksel figürler vesaire. Şimdi böyle bir baskının yapıldığı bir kilimden, bir şaldan söz ediyoruz. Savcının söz ettiği, diyor ki, İslam dini literatüründe yasak ve haram olarak kabul edilen eşcinsellik ve benzeri cinsel yönelimlere dair imgeler ile İslam'ın tek yaratıcı olan Allah inancı ve tevhid inancına aykırı olan Şah Meran figürünün yine İslam'ın ve Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekan ve yapı olarak kabul edildiği Kabe'nin tasvir edildiği bir resmin üzerine yapıştırılması. Yani duvara astığınız o kilim, onun üzerine bir Şah Meran resmi yapıştırmışsınız, eklemişsiniz. Bir bantla eklenmiş ya da başka bir şey olmuş. Yani onun üzerine bir şeyin asılmış olmasını, Şah Meran figürünü de burada aşağılıyor ve buna saldırıyor. Onun nedenini biraz sonra söyleyecek. Bunu bir suç sayıyor. Bir, bu ülke anayasasına göre laik, demokratik bir sosyal hukuk devletidir. Yasaları laik olmak durumundadır. Seküler bir karaktere sahiptir. Devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması sekülerizm diye nitelendirilir. Laikliğin dar tanımıdır sekülerizm. Laiklik daha geniş bir kavramdır. İradenin kayıtsız şartsız halka, topluma, millete ait olmasıdır bir. İki, aklın ve vicdanın özgürleşmesi demektir. Geniş tanımdır.
laikliğin dar tanımı olan sekülerliği bile ele alsak bile, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturur. Bir iddianame dini gerekçelere dayanılarak hazırlanamaz. Bu ne demektir? Bunun açıklanması gerekiyor. Şahmeran figürünün yine İslam'ın ve Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekan ve yapı olarak kabul edildiği Kabe'nin tasvir edildiği bir resmin üzerine yapıştırılması. Ya bazen sevdiğimiz bazı insanların resmini duvardaki büyük bir resmin kenarına iliştiririz. Evde bir arama yapıyorsunuz, böyle bir şey buluyorsunuz ve bunu bir suç kanıtı olarak iddianameye koyuyorsunuz. Ben merak ediyorum, bu bir dini fetva mıdır? Yoksa sıfatı cumhuriyet olan, önünde cumhuriyet eki olan ki hiçbir devlet memuruna bu verilmemiştir. Cumhuriyetin savcısının, ben merak ediyorum, cumhuriyetin mi, iktidarın mı savcısı olduğuna karar vermelidir herkes. Adliyede görev yapan savcılar. Ben büyük bir bölümünün, çok büyük bir bölümünün cumhuriyetin savcısı olmaya devam ettiği inancındayım ya da bu inancımı korumak istiyorum. Sonra devam ediyor. Diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör atamasına ilişkin gösteriler kapsamında sergilenmesi de değerlendirildiğinde, yani biraz önce sözünü ettiğimiz resmin, gayri muayyen kişilere yönelik alenen yapılan soruşturmaya konu eylemlerin LGBTİ artı olarak anılan bir sosyal kesim ve Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Müslüman vatandaşlar açısından halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğuna karar verilmiş. Yani orada bir de gökkuşağı var. Gökkuşağı renklerinin de yani LGBTİ yani eşcinsellerin, lezbiyenlerin ve diğer cinsel yönelimlere ya da tercihlere sahip olanların genetik olarak veya sonradan bir tercih olarak benimsedikleri cinsel kimliklerin bence bu iddianamenin kendisi bir düşmanlığa tahrik ediyor toplumun bir kesimin diğer kesim hakkında. Laik bir devletin, medeni hukuka sahip bir devletin İnsanların cinsel kimlikleri üzerinden bir ayrıma tabi tutulmasını ve onların aşağılanmasını savunması beklenemez. Ama burada iddianamenin kendisi bunu yapıyor ve onu suç sayıyor. Toplumun içinde yaşayan değer yargıları ayrı, onu bir kenara bırakın. O kültürel bir dönüşüm ve ilerlemeyle aşılabilir ama devletler bunu yapamazlar. Eşcinsel olan yurttaşları ve eşcinsel olmayan yurttaşları. Şu inanca sahip yurttaşlar, bu inanca sahip yurttaşlar ya da şu inanca sahip olmayan vatandaşlar diye ayıramazsınız. Böyle bir iddianameyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklandığı anlaşılıyor. Bu inanılır gibi değil. Bu laik cumhuriyete karşı bir suç niteliğindedir bana göre. Evet tabii. Şimdi bugün olup bitenleri bu laik cumhuriyete karşı suç dediniz. Bu laik cumhuriyete karşı saldırı bugünkü olaylar içinde de var. Ben yani her bölümde bir bölümünü, bir kısmını söyleyeyim diye bunu en son bölüme bırakmıştım. Gene bugün gündemde olan konu andımızın hem de Danıştay tarafından aynen Ayasofya kararında olduğu gibi kendi yapamadıklarını kendi denetimlerinde olanlara yaptırıyorlar. Danıştay kararıyla andımızın okunmasının kaldırılması bir. İki, daha da dehşet verici bir şey var. Bir Milli Eğitim Müdürü'nün İstiklal Marşımızın sesli okunmasını koronavirüs bulaştırırmış sesli okunursa diye sen okuyun, sessiz okuyun demesi. Ne oluyoruz ya? Yani hakikaten o sevgili, tanımıyorum sevgili diyorum size, saygılı Mustafa Öztürk'ün giderken dediği yerli ve milli itimarhane mi olduk ya? Böyle şey olur mu? Hangi ülke ki kimliğini reddeder? Hangi ülke ki İstiklal Marşı'ndan utanır? Yapmayın bunu ya, yapmayın bunu. Gergerlioğlu'na da çok yazık tabii. Yani adam insan hakları savunucusu. Yeni ilan etmişsiniz insan hakları eylem planını. Yani hakikaten söyleyecek söz bazen bulamıyorum. Şimdi Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi Danıştay'ın bu kararına destek verdi değerli seyirciler. Bugünün önemli gelişmelerinden biri de bu. Yani andımız
kararına Danıştay'ın destek verdi. Yani burada bir muhafazakar blokun oluştuğu, bir İslamcı, dinci bir blokun oluştuğu açık. Ve zaten bunu oynadılar. Fakat görülmesi gerekiyor. Dün de bunun altını çizmeye çalıştım. Mesele orada Kürt yurttaşlarımızı rahatsız ettiği belirtilen bazı sözcük ya da cümlelerin ya da mısraların değil, asıl mesele mısralara ilişkin değil, andımızın laik ve cumhuriyetçi karakteridir. Tabii. Laik ve cumhuriyetçi karakteridir. Bu çok önemli. Asıl rahatsız oldukları onlar. Diğerleri bir biçimde düzenlenebilirlerdi. Ben burada bir kez daha belirteyim. Çünkü bazı eleştiriler de gelmiş. Ya Türk kelimesinden, Türk sözcüğünden rahatsız mı oluyorsunuz? Hayır, rahatsız olmuyorum efendim. Türkiye'deki bir durum tespitini yapıyoruz. İnsanlar tarafından nasıl algılandığı önemli. Herkesi kucaklayan bir karaktere sahip olmalı. Dün de söyledim ben. Anne ve baba tarafından Türk soylu bir insanım ve bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Bundan memnunum da. Ayrıca belirteyim, Türk olmaktan memnunum da. Ancak ya ben şunu şöyle yorumluyorum. Türk deyince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kastedilir demek yetmez. Herkesle paylaştığımız, yani cumhuriyetçilerin, bu ülkenin cumhuriyetçilerinin, solcularının, yurtseverlerinin ya da tamamının, cumhuriyetten ve demokrasiden yana olan tamamının bu soruna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Biz çözüm üretmezsek emin olun, cihatçılar, emperyalistler, siyasal İslamcılar gerici bir çözüm üreteceklerdir. Tıpkı Yugoslavya'da yaptıkları gibi. Bizim yeniden birlik, yeniden kardeşlik bilincini geliştirmemiz, derinleştirmemiz gerekir. Olaya bu perspektifle bakılmalıdır. Dediğim gibi Türkiye'nin büyük Türk edebiyatçıları ve şairleri vardır. Onlar çok kolaylıkla düzenleyebilirler. Çünkü bir kere eski statüko bozulmuş durumda. Dün Emre Bey söyledi. Fransız Milli Marşı'na baktığınız zaman oho dehşet verici ya. Savaş, kan, bunlardan oluşan bir şey var. Bir Milli Marş sözleri var. Tarihen oluşmuş, o kimse de sorun yaratmıyor. Ama bizde bir kere bir tartışmaya dönüşmüş bu iş. Son 20 yıldır, 30 yıldır değişen bir şey var. Bana göre de 100 yılın başındaki Türkçülük demokratik bir Türkçülüktür. Ulus kuruculuğudur. O bakımdan ne mutlu Türk'üm diyeni sözünü bu bağlamda ele almak gerekir. Hiçbir biçimde dışlayıcı ve ırkçı bir karakteri yoktur bu sözün. Andımızın da başlangıçta hiçbir biçimde ayırıcı, ötekileştirici bir niteliği, niyeti, karakteri yoktur. Ancak bugünkü tartışma farklı bir tartışma. Gericiliğin elinden elindeki silahı almak lazım. Bakın bu blokun oluşması önemli. Gelecek daha deva, Saadet ve AKP arasında bir blok oluşmuş durumda andımız meselesinde. Bizim buna daha etkili çözümümüzün olması lazım. Ahmet Davutoğlu diyor ki tek parti döneminin tek tipleştirici andı. Böyle şey olmaz ya. İstiklal Marşı'nı buna karşı alternatif olarak sunuyor. Bu ülkede bir eşitlik simgesi olarak ilkokul öğrencilerinin giydiği önlük bile bu amı sadece ve sadece türbanı ilkokula kadar götürebilmek amacıyla kaldırıldı. Giyim kıyafet özgürlüğü adı altında. Yok canım olur mu öyle şeyler dediler. Her gün öyle bir vaka çıkıyor işte. Her gün böyle, öyle değil mi hocam? Her gün böyle bir vakayla karşılaşıyoruz. Tabii hayır, o şey ilkokul, bırakın ilkokulu, anaokulda indirdiler tabii türbanı ya. Yazıktır, günahtır. Bebeleri yani. Oysa o siyah önlük tek tipleştirici yazık değil, eşitleyici bir karaktere sahip. Gayet tabii canım. Eşitleyici, gayet, tabii, zengini, gayet, fakiri, tabii, yoksulu, bunların arasındaki farkı gideren, herkesi eşitleyen bir niteliğe sahipti. Evet hocam. Evet. Programımızın sonuna geldik. Sizin buyurun siz. Sonra ben bir bizden sonraki programın kısa bir tanıtımını yapacağım. Buyurun. Evet, ben büyük bir üzüntüyle Mustafa Öztürk'ün sözlerini tekrar ediyorum. Yerli ve milli timarhanede Allah herkese akıl sağlığını korumak konusunda yardımcı olsun. Ayrıca hep kapanırken program söylediğim bir şey var. Sağlığınızı ve tabii haysiyetinizi koruyun. Haysiyetinizi. Sağlığınızı ve haysiyetinizi koruyun. Habire böyle politika değiştirenlere tetkicilik, yardakçılık, dalkavukluk yapacağız diye güvenilirliğinizi ve haysiyetinizi, şerefinizi ayaklar altına almayın. Ey yazarlar, ey yorumcular.
Kendinize gelin. Değerli seyirciler, bizden hemen sonra Sedef Kabaş'ın kolaylaştırıcılığını yaptığı, moderatörlüğünü yaptığı Ufuk Ötesi var. Ufuk Ötesi'nin sürekli yorumcuları olan Mustafa Balbay, değerli dostumuz, Tele 1 programcısı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci Mustafa Balbay, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı, iş insanı Cem Toker, gazeteci Selcan Taşçı, gazeteci ve dış politika yorumcusu Fehim Taştekin ve gazeteci, Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan. Bizden hemen sonra saat 21'de Tele 1 ekranlarında olacaklar. Kaçırmayın lütfen. Hoşçakalın. Evet, ruh sağlığınıza ve haysiyetinize sahip çıkın.